Dün öğrendi. Dün öğrendi. Bu konuyla ilgili aranızda bir konuşma oldu mu? Başka çarem yoktu dedim, sordu. Peki. Neden yaptın dedi. Gerçekten başka çarem yoktu o yüzden. Başka madem çaren yoktu. Madem o kadar soruyor. Gelip benim yansımda diyemedi. Böyle. Annenle bir ilişkimiz olacak. İzin veriyor ben musunuz istemedim. Diye demedi. Ben Ramazan Bey'le de konuşmak ben istemedim. İstiyorum. Ben varmasını istemedim. Ne istemedin anne? Adam mı öldürüyorum ben? Ramazan istemedim. Yılmaz mı çocuklarınızı istemedi? Onun içinde kavga çıkartırdın. Hayır, Ramazan Yılmaz mı çocuklarınızı istemedi, siz mi oğlum istemediniz? Ben buldum, ben memnunum, mutluyum. Hı? Allah iki dünyada iki yakanı bir araya getirmesin. Sen de. Nerede buldunuz Ramazan Bey'i? İnternetten tanıştık. Sosyal medyada. Evet. Ramazan Bey, Ramazan Yılmaz. Kaç yaşındasınız? Bana mı soruyorsunuz? Evet, size soruyorum. Ben 39 yaşındayım. 39. Evli misiniz? Evet, resmiyette şu anda evliyim ama ayrılmak üzereyim. Hanımefendi Seher Hanım yanınıza geldiğinde eşiniz sizinle beraber mi yaşıyordu? Hayır, şöyle diyeyim. Zaten ben 2020'nin 11. ayında dava açmıştım. Ondan da bir buçuk ay önce falan gitmişti. Yani siz aslında fiilen ayrı yaşıyorsunuz, boşanma sürecindesiniz. Evet. Çocuklarınız evet, var mı? Var, 4 tane kızım var. Nerede çocuklarınız? Evde, yanımdalar şu an. Şu anda Seher Hanım ve sizin yaşadığınız evde 4 çocuk sizinle beraber mi yaşıyor? Evet, beraber. Bu çocuklara kim bakıyor? Ben bakıyorum. Seher Hanım, siz 4 çocuğunuzu niye bıraktınız? Çocuk sesine... Siz 4 çocuğunuzu niye bıraktınız? Bırakmak istedim. Tamam. Çocuk sesine tahammülünüz yok. Çocuk sürekli, bakmak, sürekli kavgalarından çocukla ilgili sorun. Bir dakika. Çocuk bakmak, çocukla ilgili sorumluluk almaya, bir çocukla uğraşmak için takatim yok, enerjim yok, hiçbir şeyim yok. Ben çocuk bakmak istemiyorum dediniz mi? Ramazan Bey'in 4 çocuğuna siz mi bakıyorsunuz? Hayır, öyle değildi. Hanımefendi, bu 4 çocuğa siz mi bakıyorsunuz, bakmıyor musunuz? Benim çocuklarımla sürekli sorun çıkartıyordu. Bakıyorum, evet. Ama o 4 tane kızla yakında sorun çıkartacak. Siz hiç merak etmeyin. Bu çocuklara bakıyor musunuz? Yemeğini, aşını, sorumluluğunu alıyor musunuz? Evet. Okula gönderiyor musunuz onları? Evet. Bravo. 4 tane çocuğunu bırak, internetten tanıştım. Beyefendiler de geldiğinde gördüler zaten. Adamın 4 tane çocuğunu annelik yaparım. Şimdi Ramazan Bey, yanınızdaki kadın sizin yanınıza gelip 4 çocuğunuza evet bakmak için kendi çocuklarını bıraktı. 4 tane kızını nasıl ona emanet ediyorsun? Bakın ablacığım, ben şöyle söyleyeyim. İsterseniz olayı baştan da anlatabilirim ya da sorduğunuz yerden nasıl devam edeyim. Nasıl güveniyorsunuz? Bakın, kendi çocuklarını uyku ilacı veren, uyutan bir anne var yanınızda. Sizin yanınıza geliyor. Ben çocuktan aslında açıkçası bu. Ben çocuk istemiyorum kardeşim diyor. Kendi çocuklarını, kız çocuklarını nasıl veriyorsun sen Seher'e ya? Nasıl güveniyorsun? Ablacığım bana ben çocuk istemiyorum demedi. Ben şu anda bulunduğum yerde huzurum yok, rahatım yok. Kimse beni insan yerine görmüyor. Çocuklarım dahi beni anne yerine görmüyorlar. Bana eziyetten başka benim yaşadığım hayat değil. Bir tabak çorbayı bile ben ağız fazıyla içemiyorum dedi. Ben de ona başından geçen olayları anlattım. Dedi ki benim bir tane çocuğum var. Normalde 4 çocuğum var ama bir tane küçük kızım var. Eğer kabul edersen yanıma alıp gelirim. Senin çocuklarını kendi evlatlarımdan ayırmam dedi. Ben de dedim ki bana da bir hayat arkadaşı lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Seher Hanım gelene kadar bana zaten çocuklarım bakıyordu. Yani ben çocuklarım hani beşikte yatan çocuklar değiller.
Ben Allah razı olsunlar. Eşim gittiğinden beri beni çocuklarım hiç yalnız bırakmadı. Yemeğimi de yaptılar, ütümü de yaptılar, elbise bile yıkadılar. Yaşları da söyleyin. Buyurun. Ha, yaşları da söyleyin çocukların. Yaş... Tabii, yaşları en büyüğü 17 yaşında. Ha? 17? Evet bakıyorlar. Allah razı olsun. 17, 15, 13, 10 yaşında. Yanınızdaki hanımefendi sözünü dinlemediler. Uyku ilacı verirse ne yaparsınız? Vallahi ben onu Allah'a bıraktım. Ben baştan konuşurken de dedim. Bir Allah korkusu varsa içinde. Ben kardeşlerimin yanına, şimdi benim kardeşlerimi önüne tehditmiş bunun. Beraber olduğu insanlar. Bak, Allah sevgisi dediğiniz, inançlı olduğunuz şey zaten vicdanlı olmayı gerektirir. Yani kendi evladına bunu yapan, şimdi sen bunu ilk kez ne zaman duydun? Dün mü yayında duydun? Ramazan. Evet, dün yayında duydum. Ya şimdi ilk duyduğunda ne hissettin? Evet, ne düşündün? Ya ne hissettim ya, ben de şok oldum ama eve gelip sorduğum zaman ya da telefonda sorduğum zaman ben işte az önceki anlatmak istediğim olay da zaten bunun bir başı gibiydi. Hı. Yani ben baştan, bakın ben baştan dedim ki Seher Hanım'a çocuklarınızla tanışalım. Hı hı. Babanız sağ galiba, babanızla görüşelim, çocuklarınızla görüşelim, rızasını hı hı. alalım. Ben dedi ki ben seni çocuklarıma görüşmeni istemiyorum. Benim çocuklarım seni oraya da sokmazlar, seninle bizim evlenmemizi de kabul etmezler. Benimle de düzgün bir hayat yaşamazlar, beni mahvederler dedi. Hı hı. Eğer bana deseydi ki bakın ben açık söyleyeyim, benim kimseden gizlim, saklım, kaçak köçek bir şeyim yok. Hı hı. Eğer bana deseydi ki gel çocuklarımla ya da ailemle tanış, çocuklar da benimle tanışmayı kabul etseydi, yemin ediyorum ben de yanımda almam gereken ailemi gidip alıp isterdim. Biz ettik. Şimdi siz isterdiniz de şimdi dün Ramazan ilk defa şunu duyuyorsun. Ya senin hayatına okay. soktuğun değil mi? Hayat arkadaşı olarak gördüğü, çocuklarını emanet ettiğin kişiyle ilgili gerçekleri öğreniyorsun. Evet. Gidip tanışamazsınız Ramazan işte, Bey. Bana da o zaman avladınız, dedi. Ben bu soruyu... pulladınız, kendinizi pürü pak eylediniz. Ya siz evlisiniz. Bir kadın alıp da nasıl istemeye gidiyorsunuz siz ya? Siz evli insan. Nasıl gider birini istemeye? Ben evliysem bak... Çocuklarıyla nasıl tanışır? Normal mi bu sizin için? Müsaade ederseniz ben de konuşayım, anlatayım sorduğunuz şeyleri. Evet, normal mi bu sizin için? Anlatın lütfen. Bakın ben size bir söyleyeyim. Ben tamam 11. ayda dava açtım. 4. ayda bizi mahkemeye çağırdılar. Mahkemeye gitmeden 3 gün önce yanımdaki arkadaş COVID geçirdiğinden dolayı ben de temaslı olduğum için mahkemeye çıkamadım. Mahkemeye çıktım. Zaten benim eşim benden ayrılmak istiyor ve şu anda başka bir adamla yaşıyor. Evden nasıl ayrıldı yani, eşiniz? Mahkemede ben bunun verdiği ifade... Yani sizi anlamadım. Ve çocukları, eşiniz sizi ve çocuklarını terk mi etti? Ben gönderdim. Yani ayrılmak istedim. Yani şöyle söyleyeyim, bir kadının bir erkeğe yapamayacağı şeyleri yaptı ve ben aynı şekilde karakola gittim, ifademi verdim. Verdiğim ifadede de yani ayrılmak üzere olduğum eşim doğruladı. Evet yaptım, işte şu bu vesileden dolayı yaptım dedi. Karakolda zaten anladılar, onun da ifadesini aldılar. Ben de zaten aynı gün dava açtım. Mahkemede de boşanmak istiyorum, hatta ben uzaktan geliyorum ondan sonra yani... İşte anladım Ramazan. Ramazan esas soru şu, yani sen de hayatı görmüş, geçmiş, yaşamaman buyurun. Gereken şeyleri yaşayıp deneyimlemişsin. İnsan kendi adına evet. çıkarımlar yapar. Biz şunu merak ediyoruz. Yani bazı şeyleri duyduktan sonra, yani çocuklarla ilgili yaptıklarını duyduktan sonra korkmadın mı abim ya? Korkmadın ablacığım mı? Bakın korkmadın mı diyorsunuz da ben bak ben baştan konuştum diyorum. Her şeyi bana anlattı. Ben de çektiklerimi buna anlattım. Yani hayatım baştan konuştukların kül oldu, yalan oldu, gitti bitti. Ben sana inanıyorum. Üfle. Baştan konuştuklarını unut. Sen dün gerçekleri öğrendin. Yani evet. Tamam yani, gerçekleri öğrendim. Öbür olayları zaten biliyordum. Ya aynı yastığa baş koyacaksın. Çoluğunu, çocuğunu, evini, rızkını, her şeyini emanet edeceğin kişiyle alakalı. İnsan bir şeyleri duyduktan sonra hala pisi pisine aynı davranışa devam ediyorsa bazen hak ediyor ya. Yani gerçekten bak sonuçlarını bazen insan hak ediyor. Abla bunlardan insan olmaz ya.
Bizi anne, bırakan bugün, bir şey tamam, bugün bizi bırakan yarın onlar da bırak. Ben sizin sorduğunuz sorulara cevap vermek zorundayım. Oradan o arkadaş benimle bu şekilde konuşamaz. Ben bana isteseydim, ben isteseydim buraya... Vereyim. Kimseden korkum yok. Ben Rabia'ya da söyledim. Bakın ben benden dedim. Kimse korksun erkek demiyorum. Erkek simadan gelsin. Seher, oğlun senin atıyorum biri için kaçtığını, onları terk ettiğini biliyor. Ya şu saatten sonra doğru düzgün bir adım atamaz mısın evlatlarına iletişim kurmak için? Abla bu saatten sonra ölüsü ölüme dirisi dirime gelmesin ya. İletişimi kopartıyorsun. Ben, bitsin abla benden ben de bitsin. İstemiyorum benden zaten. Bitsin. Ben kardeşimi ha? istiyorum. Ben kardeşimi istiyorum abla. Bana verirme sana yurda gelesin ben her gün giderim. Her gün yoklarım. Şimdi artık o karar da. Yurda da vermeyeceğim kimseye de vermeyeceğim. O çocukları git yanına gittiğin adamlarla ölümle tehdit etmişler o çocukları. Ben her şeyi öğrendim anne. Ben kimseye çocuklarımı tehdit ettirmedim bugüne kadar. Ben her seferinde o bayramda yaşarken de ben her seferinde vallahi, size bir şey söylediğinde karşısına dikilmedim. Onunla binlerce kez de kavga etmedim. Peki Caner, Seher Hanım yanında. Bak artık hani ne yaptığı ne ettiği belli. Bu saatten sonra her şey bu kadar ayyuka ve ortaya çıktıktan sonra ilk defa aklı selim davransın. Rica ediyorum bu çocuklarla iletişim kursun. Çocukların tek derdi annelerinin nerede ve nasıl olduğunu öğrenmek ve bilmek. Annelerle iletişimde olmak. Ama ben buradan Kara Mürsel Cumhuriyet Başsavcılığına seslenmek istiyorum. Ben iletişim çünkü bakın Asso'ya karşı kasten yaralama eyleminde bulunduğunu bir anne Türkiye'nin huzurunda ikrar etmiştir. Bu takibi şikayete bağlı bir suç değildir. Aynı zamanda velayet hakkı kendisinde olan 14 yaşındaki bir çocuğu terk etmiştir. Bu da takibi şikayete bağlı bir suç değildir. Bu yalnızca annenin basit bir kaçma eyleminden ibaret değildir. Her bir eylemi ayrı bir suç oluşturmaktadır. Bu da Türkiye'nin huzurunda böyle çok basite indirgenmiş. Ben artık her şeyden bıktım, yoruldum diyerek evliliği seçemezsiniz. Ay, evlilikten yorulun. Şimdi evlilikten kaçmaktan çocuk, yorulun lütfen. Çocuklarımı istemiyorum. Çocuk bakamam, sorumluluk alamıyorum. Kaçtığı yerde 4 tane çocuk var. İşte buna nasıl bir ne deniyor da bilmiyorum. Yarın devam edeceğiz bu konuya. Mustafa gel. Bir kahve iç tamam mı?